Bugün burada olmamızın sebebi 2014 yılında Madımak davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yapılmış. Bu başvuruyu yapan şahıs Avukat Şanat Sarıhan. Avukat Şanat Sarıhan da bizim herhangi bir vekaletnamemiz söz konusu değil. Başvuru da bizim adımıza para talebinde bulunmuş avukat. Hatta 120 kişi, 118 kişi hakkında 118 kişi adına başvuru da bulunmuş. Şimdi bizim Anayasa Mahkemesi'ne demin verdiğimiz evraklar üzerinde bizim böyle bir vekaletimiz yoktur. Böyle bir para talebimiz söz konusu değildir. Olmamıştır, olamaz. Çünkü davamız politik bir davadır, siyasi bir davadır. Bu davanın parayla kapatılacak bir şekli söz konusu değildir. O nedenle şimdi başvurumuzu yaptık tekrar avukatla ilgili ve Anayasa Mahkemesi'nin bize cevap vermesi gereken soruları sorduk başvurumuzun içerisinde. Ve ardından Avukat Şeran Sarıhan hakkında ayrıca bir dava açacağız. Sahtekarlıktan yargılanması için, barodan kaydının silinmesi için, şimdiye kadar dünyada aldığı bütün titillerin, plaketlerin tekrar iade edilmesi için, özellikle Hacı Bektaş'ta geçen yıl Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verilen ya da onun organizasyonuyla verilen Hacı Bektaş ödülünün iptali için, yani yıllardan beri, yaklaşık 30 yıldan beri Şenal Sarıhan bu davayı manipüle eden, Cumhuriyet'e karşı bir saldırıymış gibi göstermeye çalışan, bizim çocuklarımıza da kendi kafasına göre fiyat belirleyen, yani benim çocuğumun fiyatını Şenal Sarıhan belirlemiş oluyor. Bundan 10 yıl evvel verdiği dosyayla birlikte. Oysa bizim fiyatla, parayla ölçülecek çocuğumuz olmadığı gibi biz politik insanlarız. Bu dava politik bir davadır. Bunun parayla kapatılacak bir yanı yoktur. Ayrıca Arif Sağ gibi, Mazlum Çimen gibi, Murtaza Demir, Ali Balkız gibi isimleri de işin içerisine katarak, onlar da mağdur göstererek, onlar da tazminat talebinde bulunmuşlar. Bilmiyorum haberleri var mıdır, yok mu? 120 kişinin bu işten haber olup olmadığını bilmiyoruz. Yani Avukat Şenal Sarıhan'ın yapmak istediği, yaptığı şu: biz davayı parayla satmış olacağız, toplumda ayak altına düşeceğiz, artı Aleviler davalarını para karşılığında sattı olacak ve davanın tüm yükü bizim sırtımızda kalacak. Haksız, hukuksuz bir işlem söz konusu. Bundan bütün ailelere, bu mağdurum diyen Murtaza Demir gibi dolaşan adamlara da, para isteyen, bu Anayasa Mahkemesi'nde para isteyenlere, Arif Sağ gibi adamlara buradan çağrı yapıyorum. Siz kalkıp yıllardan beri bir dava takip etmediğiniz halde gelmişsiniz burada para istiyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan. Ana davada, Sivas ana davasının müştekisiyim. Fakat kardeşim Deniz Karababa bu davada müşteki değil. Ana davada müşteki değil. Yok yani isim. Fakat Şenal Sarıhan nereden bulmuşsa TC'sini bulmuş, adresini bulmuş, onun adına da müracaatta bulunmuş. Bizim böyle bir avukata vekaletimiz söz konusu değil. Böyle bir avukat da kalkıp bizim adımıza burada işler yapamaz. Şimdi biz ana davada yaştan dolayı yok ve biz bugüne kadar kimseye vekalet vermedik. Biz bu davada sadece bir onur mücadelesi yapıyoruz. Bizim bu davada kardeşimizin onuru var. Biz bu davadan asla en ufak bir çıkar beklemeyiz, bekleyeni de yakıştırmayız. Bunun için bizim adımıza tazminat davası açan herkes bunun hesabını kesinlikle ve kesinlikle vermek zorundadır. Yani bu davadan en ufak para talep eden ya da bekleyen bütün arkadaşlar gerçekten kendilerini belli etmek zorundadır. Çünkü bu şaibe hepimizin adına kalıyor. Yani bu bizim ailemize yakışacak bir durum değildir. Ve kesinlikle bunu bir daha tekrar ediyorum. Hiçbir vekaletimiz olmadı. Bizim adımıza bu şekilde dava açma isteği ya da bunun çabasının neden olduğunu gerçekten bize herkes anlatmak zorunda. Müvekkilimin iddiaları çok ciddi iddialar tabii. Ya bu konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin ve Şenal Sarıhan'ın en kısa zamanda bir açıklama yapması gerekiyor. Toplumun yani bilgilendirilmesi gerekiyor. Ben Anayasa Mahkemesi'ni ve Avukat Şenal Sarıhan'ı yani bu konuda bir açıklama yapmaya yani davet ediyorum. Ya bu konu açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu dava Alevilerin yani vicdan
vicdan davasıdır. Türkiye'deki en önemli katliam davalarından biridir. Bizim için aynı zamanda bir alibi soykırımı davasıdır. Soykırım suçlarında zaman aşımı olmaz. İnsanlığa karşı suçlarda da zaman aşımı olmaz. Bizim mücadelemiz katillerin hesap vermesi mücadelesidir. Bizim mücadelemiz katillerden hesap sorulması mücadelesidir. Teşekkürler.